Şöyle bir fotoğrafımızı çekeceğim. Söylemeyecektim bak. Olsa binayı komple restore edip yeniden abi dediğim böyle işte o hiçbir şekilde eski dostluklar unutulmaz. Ben berber olarak baba mesleğim. Babam hem ustam hem babam. Çanakkale'nin Kumkale köyünde 10 sene beraber babamla beraber çalıştık. Buraya 1972'de geldik. 1972'den günümüze geçtiğimiz Mayıs ayında 60 seneyi tamamladım. Bu dükkanda 50 sene, meslekte 60 sene. Berberliğe başladığım yıllarda arkadaşlar dükkanıma geldiği zamandan beri çektirdikleri vesikalı fotoğraflardan hatıra olsun diye birer tane de benim dükkanıma bırakıyorlardı. Bu fotoğraf biriktirme ve bunları muhafaza etme o günlerden başladı. Fotoğrafları çok seviyorum. Neticede her benimle sohbete gelmiş, tıraşa gelmiş, çekime gelmiş, fotoğraf çekimine gelmiş olan arkadaşlarla grup olarak da hatıraları muhafaza etmek için, onları sergilemek için ve bunlara özen ve önem verdiğim için onları sergiliyorum. Yerim yetmediği için yani arşivimde çoğunu muhafaza ediyorum. Zaman zaman dışarıda olanları içeriye alıp arşivdekilerini sergileyip onları tekrar herkesi bir arada görmek istiyorum. O bakımdan hepsini sergilemeye çalışıyorum. Eskiden fotoğraf hakikaten fotoğrafçılarda çekildiği vesikalıklar çoktu. Herkes birer hatıra fotoğrafı bırakıyordu. Şimdilik de öyle bir şey kalmadı. Herkesin akıllı telefonu var. Fotoğrafını yani kendinde veyahut da cep telefonundan gönderiyor. Onun için sergileyecek bir durum yok. Bunlar 10 sene önce olan fotoğraflardı. Ama yeni gelen vesikalık değil. Fotoğrafçıların çekmiş olduğu fotoğraflardan birer tane hatıra gönderiyorlar. Ya ben kendilerinden rica ediyorum sizinle beraber bir hatıra fotoğrafımız benim de mekanımda olsun diye kendilerinden rica ediyorum. Böylelikle arşivim doluyor. Ben onları fotoğraflarını tabloda gördüğüm zaman veya arşivden çıkarıp zaman zaman değişiklik olsun diye sergilediğimde duygulandığım anlar oluyor. Onlar bana hem duygu yaşatıyor hem beni mutlu ediyor hem eski günleri yad etmiş oluyorum yani. Türkan Şoray'ın buraya semte gelmesiyle çekim için
Bülent Ersoy'la Gülen'le şenliklerinde tanıştım ve orada kendilerinden imzalı fotoğraf aldım. Ben kendisinin de fotoğraflarını çektim sahnedeyken. Ayşen Birgül'ün konserlerine TRT'ye gittim. Kendisiyle orada tanıştım. Fotoğraflarımız oradan. Popstar yarışmasında da İhsan Güvenç ile yine programlarına gittim. Diğer konserlerine gittiğim için orada. Selahattin Erköse neticede diğer sanatçılarla da Gülhane'de ve onların konser yerlerinde tanıştım. Türkan Şoray'a mektup yazdım. Kendisinden bir fotoğraf göndermesini rica ettim. O zaman renkli fotoğraf yoktu ki, siyah beyaz gönderdi. Dolayısıyla seneler geçti. 1900 aşağı yukarı 66'da rica ettim. Mektupla geldi. Bu fotoğrafın imzası olduğu için bu dükkanda ve istasyona, Yedikule Tren İstasyonu garına geldiğinde çekim için kendisiyle tanıştım. İmzasını yenilenmesini istedim. O da bunun orijinal kalmasını istedi ve renklisini o zaman imzaladı. Bu da aşağı yukarı 25 sene oluyor. Böyle şu bakışı var. Bir de aşağıdaki o kırmızı ceketi. Ben de bir söz düşünmüşüm. Kimler geldi, kimler geçti. Müşterilerin tarihinde şey yapıyor, geçgene ya. Geçirme cezası. Tabii gece %2. Aldı Temmuz'da Ersin Pres, Bedroz Bey, ondan sonra Şükrü Bey, Gültekin Bey, Gültekin Çizgen Bey gelmiş 4 Ağustos 2020'de. Ama şimdi geçen seferle bir arada falan şey, ha, çok kısaltmamıştı. Tabii. Tamam. Bak ondan uzun. Huzur evinde rahatsız. Hocam. Hayat arkadaşı yoktu, ölmüştü. Onu kabulleneceksin. Zor yani. Onu kabulleneceksin. Ama bakın siz daha şimdiden kabulleniyorsunuz. Ama orada yaşayamayan ben yapamam diyor. Ben vasiyet ettim, dedim ki hani annene bir şey olursa dedim. Hani baktım ben kendimi götüremiyorum. Götüreceğim, vereceksin dedim. Hiç kalmadı yaşıklarım. Benim de kalmadı fazla. İstasyonda bir sürü çalışanlar vardı. Ya istasyonda bir şeyler duydum. Var mı öyle bir şey Cahit? Ne duydun? Açılacak falan filan. Söyledim ya geçen de, söylemedin mi? Temel olacak yani, yeniden, sağlam. O gördüğün köprüler, kaç tane köprü var, hepsi yeniden sağlamlaşması gerekiyor. Onun çekimlerinden söz edilmiş hemen arka sayfamda. Ondan sonra da Türkan Şoray. Aynı dergide, bak. Sen anlat.